Saat 12 NTV'de Haber Merkezi kuşağının son saatiyle karşınızdayız. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre PKK'lı teröristler bir üs bölgesine taciz ateşi açtı. Saldırıda yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kemik hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi de yer aldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev, 3 Avrupa liderini ağırlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Kiev'de. Bu görüntülerde canlı olarak ekranlara geliyor efendim. Olaf Scholz'u, Macron'u, hemen arkalarında da Draghi'yi görüyoruz. Kiev'in hemen yakınlarındaki İrpin'deler şu anda. Burada incelemelerde bulunuyorlar. Elbette yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. İrpin'le Kiev arasında hatırlanacaktır bir köprü vardı. O köprü Ukrayna güçleri tarafından Rus askerlerinin Kiev'e ulaşamaması için patlatılmıştı, ortadan kaldırılmıştı. O köprü çok sembol olan yerlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda İrpin'in bir süre Rus kontrolünde kalan bölümünde de yine önemli bir yıkım meydana gelmiş. Birçok sivil bölgede öldürülmüştü. O yıkılan alanlar şu anda liderlere gösteriliyor, dolaştırılıyor. Hemen yanı başlarında da bir askeri yetkili bu İrpin'de yaşananlara dair liderlere bilgi veriyorlar. Üç lider Kiev'e gittiler önce. Polonya sınırından geçtiler. Polonya'dan trenle yola çıktılar. Trende üçünün beraber çektirdiği bir fotoğraf da paylaşıldı. İkonik bir fotoğraf olduğunda altını çizmek lazım. Üç liderin beraber gitmesi de elbette ayrı bir mesaj taşıyorlar. Avrupalı bir çözüm arayışı için Kiev'e gittiğini yazdı İtalyan La Repubblica gazetesi. Bu trendeki görüntüyü de paylaşarak. Kiev'de terminalde bir açıklama yapmıştı Macron. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşeceğini söyledi. Önemli bir an dedi. Macron Zelenski'ye Avrupa'nın dayanışma mesajını ileteceğini de belirtti. Ekonomi dünyası Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyordu. Beklentiler doğrultusunda Fed 75 bas puan faiz arttırdı. Bu artış son 28 yılın en sert faiz arttırımı. Fed Başkanı Jerome Powell'dan bir açıklama var. Powell faiz artışlarının süreceğini söyledi. Ülkedeki ekonomi son 2,5 yılda çok şey yaşadı. İş gücü piyasası aşırı derecede sıkı ve enflasyon çok yüksek. Amerikan Merkez Bankası faizi bir kez daha artırdı. Fed, Haziran ayı toplantısının ardından politika faizinde 75 bas puan artışa gitti. Faizi %1,50-1,75 aralığına çıkardı. Bu faiz artışı bankanın 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artırımı olurken karar 1'e karşı 10 oyla alındı. Piyasa beklentileri 50 bas puanla 75 bas puan arasında değişiyordu. Fed büyüme beklentilerini aşağı çekerken işsizlik oranı tahminlerini yükseltti. Şimdi tabii bu 75 bas puanlık artış yıllardan sonra ilk defa bu kadar büyük yapılan bir atılan bir adım oldu. Dolayısıyla piyasalarda etkisinin olması beklenirdi ama aslına bakarsanız yurt dışı için konuşursak etkisi zaten olmuştu. Dolayısıyla bundan sonrası için piyasa Fed'in daha sonraki adımlarına, projeksiyonlarına biraz daha fokus olmuştu, odaklanmıştı. Çünkü zaten 75 bas puan 3 aşağı 5 yukarı hem bizim borsamızda hem yurt dışı borsalarda fiyatlamalara girmişti. Fed Başkanı Jerome Powell basın açıklamasında enflasyonun beklentilerin aksine yukarı yönlü sürpriz yaptığını söyledi. Risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti. Powell gelecek toplantıda 50 ya da 75 bas puanlık bir artışın daha olabileceğini bildirdi. 2023'te belki de dünyayı, başta Amerika olmak üzere, dünyayı bir resesyon tehlikesinin beklediğini ve bunun ufak ufak yetkililer tarafından da gözlemlendiğini gösteriyor. Tabii bunun ister istemez bizimki gibi gelişmekte olan ülkelere etkileri mutlaka olacaktır. Bu anlamda baktığımızda para musluklarının kısılması,
fiyat paraya erişimin daha zor olması ve daha pahalı olması bizimki gibi ülkelerin döviz girdilerini bir miktar kısıtlayabilir. Sermaye piyasaları açısından bizde bir miktar kurda hareketlilik herhalde biraz daha yukarı yönlü olabilir. Ama bu sadece bizle ilgili değil, bütün dünyadaki gelişmekte olan piyasa paralarında bu böyle. Amerika'da enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık %8,6'ya çıkmış ve yeniden 40 yılın zirvesine yükselmişti. 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan Dümen operasyonunda 226 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kişileri mağdur eden ve devleti zarara uğratan suç örgütlerine yönelik operasyon 6 aylık çalışmanın ardından başlatıldı. Suç örgütlerinin bir ilde bir kamu görevlisine çok benzeyen bir dublör kullandıkları, bir diğer örgütün ehliyet sınavlarında joker kullanarak başkalarının yerine sınava girdikleri belirlendi. İstanbul Çatalca'da kiralık çiftliğe düzenlenen baskında 491 kök Hint keneviri bulundu. İki ayrı ilçede düzenlenen operasyondaysa 122 kilo esrar ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu serasına dönüştürülen Çatalca'daki çiftliğe baskın düzenledi. Baskında tarla içindeki kiralık çiftlikte saksılara ikili vaziyette 491 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler Güngören ve Silivri'deki operasyonlardaysa 122 kilo 800 gram esrar ele geçirdi. 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Giresun'da 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü öldüren katil zanlısı için yürütülen soruşturma tamamlandı. Hüseyin Can Gökçek hakkında canavarca hisle kasten çocuk öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Tutuklu zanlının akıl sağlığının da yerinde olduğu belirlendi. Akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren eski nişanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Canavarca hisle kasten çocuk öldürmekle suçlanan sanık için indirim uygulanmaması talep edildi. Olay 16 Şubat'ta Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Sıla Şentürk 2020 yılında staj için kurulan WhatsApp grubunda 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek'le tanıştı. Bir süre nişanlı kalan ikili daha sonra ayrıldı. Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek'in kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. 21 yaşındaki Gökçek, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün evine giderek suçlamadan vazgeçmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca çocuğu babaannesinin yanında bıçakla öldürdü. Kaçmaya çalışırken Ordu Giresun Havalimanı yakınlarında yakalandı. Hüseyin Can Gökçek, %50 zeka geriliğine dair raporu olduğunu söylemişti. Tutuklanan zanlının akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Gökçek hakkında canavarca hisle kasten çocuk öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi. İddianamede bir ayrıntıya da yer verildi. Ankara'da yaşayan Hüseyin Can Gökçek'in internetten uçakta bıçak nasıl taşınır yazarak arama yaptığı ortaya çıktı. Gökçek'in cinayet öncesi ve sonrası sürekli araç değiştirerek güvenlik kameralarından kaçmaya çalıştığı da tespit edildi. İstanbul Ataşehir'de yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Olay Küçük Bakkalköy'de bir yaya geçidinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Damla Nur Şeker'e hızla gelen araç çarptı. 22 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölüme neden olan sürücü tutuklandı. Amerikalı ünlü aktör Kevin Spacey, 3 erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla Londra'da hakim karşısına çıkıyor. Spacey mahkeme salonuna gitti. Ayrıntılar için NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan.
Burak, Metropolitan Polisi tarafından yürütülen bir soruşturma vardı ve Kraliyet Savcılığı tarafından da hakkındaki iddialar mahkemeye taşındı. O da bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak ve hakkındaki suçlamalara ilişkin olarak kendisini savunacak. Aktörün daha önce yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında kendisinin masumiyetini kanıtlamak üzere buraya geleceğini ifade etmişti. Ve mahkeme salonuna girerken de yoğun bir ilgi vardı kendisine. 3 ayrı kişiye karşı 4 ayrı suçlamayla karşı karşıya, 3 cinsel taciz suçlaması ve bir de istek dışı zorla ilişkiye girme suçlamasıyla karşı karşıya. Aktörün Londra'da bulunduğu yıllara ilişkin olarak bu suçlamalar kendisine yöneltiliyor. 2005 ve 2013 yılları arasını kapsıyor ki aktör burada çalıştığı zamanlarda 10 yıldan fazla bir süre Londra'da yaşamıştı. İşte o kaldığı dönemlerde ilişkisi olduğu tahmin edilen kişilerle arasında geçen bu münasebetler üzerinden kendisine yönelik bu suçlamalar yöneltildi. Bu anlaşılıyor. 30-40'lı yaşlarında şu anda bu suçlamaları yönelten kişiler 3 erkek ve onların bu iddiaları Metropolitan Polisi tarafından araştırıldı, delillendirildi. Arkasından da savcılık eliyle mahkemeye sunuldu. Westminster Mahkemesi'nde hakimlerin karşısında kendi masumiyetini ispatlamak üzere olacağını ifade etmişti. Kevin Spacey daha önce yapmış olduğu açıklamalarda da söylediğimiz gibi bu suçlamaların üçü başkent Londra'da kendisinin de yaşadığı zamanlarda geçiyor. Birisi ise Londra dışında Gloucester kentinde bir durumu kapsıyor. Tüm bu suçlamalara ilişkin olarak da ilk defa kendisi Birleşik Krallık yargısı karşısında bir savunmada bulunacak. Şu ana kadar yaptığı açıklamalarda daha az önce de altını çizdiğimiz gibi kendi masumiyetini kanıtlamak üzere burada olacağı iddia ediliyor. Tabii iki Oscar ödüllü ünlü oyuncunun karşı karşıya kaldığı suçlamalar büyük bir şok etkisi yaratmış durumda. Zaten Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde aktörün gelişinde de yoğun bir ilgi vardı. Kendisine yönelik olarak hem medyadan hem de vatandaşlardan. Bu haliyle de şimdi Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında hakkındaki suçlamalara ilişkin olarak ilk defa Birleşik Krallık yargısı karşısında kendisini savunuyor olacak Kevin Spacey, Burak. Gökhan Bozkurt aktardı Londra'dan notları. Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS dağılıyor. Grup üyeleri bireysel projelere odaklanacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Kalesi'nde açılan ekolojik sanat sergisiyle Ulucanlar Cezaevi'ndeki sanat sokağını ziyaret etti. Sanatçılarla bir araya gelen Erdoğan, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Kalesi'nde açılan ekolojik sanat sergisini ziyaret etti. Cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini gezen Erdoğan, Ebru Sanatı'ndan manzara tablosu yapan Sevim Sadıç'ın çalışmasını izledi. Emine Erdoğan, dokuma tezgahında gerçekleştirilen çalışmaları da inceledi. Sanatçı Neriman Şahin'in yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı. Ziyaret sonunda Ankara Valisi Vasip Şahin, Emine Erdoğan'a ağaç yakma sanatıyla yapılan portresini hediye etti. Erdoğan'ın bir sonraki adresi ise Ulucanlar Cezaevi'nde yer alan Sanat Sokağı'ydı. Sanat Sokağı'ndaki atölyeleri tek tek ziyaret eden Erdoğan, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, sergide yer alan geri dönüşüm ürünleriyle yakından ilgilendi. Mısır koçanından bakın. Neler yapıyorsunuz bir gösterin bize. Çiçek yapıyoruz. Değişik sepetler. İşte çöpe atılan şeyleri görüyor musunuz? Kesinlikle. Gerçekten çok takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm denebilir bunlara. Benim sıfır atık projemin de destekçileri kendileri. Çok teşekkür ediyorum. Sergide eserleri bulunan sanatçılarla toplu fotoğraf çektiren Erdoğan'a burada da bir tablo hediye edildi. Haber merkezi kuşağını noktalıyoruz efendim. Saat başında Ahmet Arfat karşınızda olacak. Merhaba, Saat 1 NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Günlerden Perşembe. Şöyle bir baktığımızda gündem hem ekonomi hem siyaset ağırlıklı, dış politikada, uluslararası gelişmelerde dikkat çekiyor. Hepsini ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla özetleyelim, sonrasında ayrıntıya geçelim. Uluslararası piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in dün duyurduğu faiz kararını hazmetmeye çalışıyor. Fed, gelen rekor enflasyon sonrası faiz oranında 75 baz puan artışa gitti. Temmuz ayı içinde benzer bir hamle sinyali verdi. Ve piyasa bu karara ve yapılan açıklamaya hemen tepki verdi.
Acaba bizde durum ne? Dolar nasıl bir seyir izliyor? Beklentine yönde bakacağız öyle bülteninde. Bir diğer başlık. Sağlık önemli. Hastalanınca hemen doktora, hastaneye koşuyoruz. Sigorta varsa iyi ama yoksa masraflı olabiliyor. Yeni ve önemli bir gelişme. Sağlık sigortasından borçları nedeniyle yararlanamayanlara da af getiriliyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişilerin yıl sonuna kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıntıyı birazdan paylaşacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında artık gün saymayı bıraktık. Rusların baştaki topyekün işgal planı uzun bir süredir bölgesel bir işgal olarak güncellendi Moskova tarafından. Diğer taraftan Kiev elindeki silah ve mühimmatı hızla tüketiyor. Ukrayna'ya Avrupa'dan gelecek destek savaşın gidişatında belirleyici olacak. İşte bu süreçte Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri Kiev'de. Zelenski istediğini alabilecek mi? Kiev'den gelecek mesajlar bu konuda bir fikir verecek. Ayrıntıları canlı bağlantıyla aktaracağız. Ve son olarak üniversite hayali kuran 3 milyondan fazla genç bu hafta sonu geleceklerine yön verebilmek için ter dökecekler. YKS için geri sayımda sona geliyoruz. Bu hafta sonu sınav var. Uzmanlardan hayati öneriler öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre PKK'lı teröristler bir üst bölgesine taciz ateşi açtı. Saldırıda yaralanan piyade uzman çavuş Kadir Kemik hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi de yer aldı. Bir yeni gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği terör operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama, o açıklamaya göre bir grup teröristin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz ifadesi de yer aldı. Ekonomiyle devam edeceğiz. Amerikan Merkez Bankası'nın ard arda 3. toplantısından da faiz arttırma kararı çıktı. Fed 75 puanla 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdi. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz artışlarının süreceğini söyledi. Ülkedeki ekonomi son 2,5 yılda çok şey yaşadı. İş gücü piyasası aşırı derecede sıkı ve enflasyon çok yüksek. Amerikan Merkez Bankası faizi bir kez daha artırdı. Fed, Haziran ayı toplantısının ardından politika faizinde 75 bas puan artışa gitti. Faizi %1,50-1,75 aralığına çıkardı. Bu faiz artışı bankanın 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artırımı olurken karar 1'e karşı 10 oyla alındı. Piyasa beklentileri 50 bas puanla 75 bas puan arasında değişiyordu. FED büyüme beklentilerini aşağı çekerken işsizlik oranı tahminlerini yükseltti. Şimdi tabii bu 75 bas puanlık artış yıllardan sonra ilk defa bu kadar büyük yapılan bir atılan bir adım oldu. Dolayısıyla piyasalarda etkisinin olması beklenirdi ama aslına bakarsanız yurt dışı için konuşursak etkisi zaten olmuştu. Dolayısıyla bundan sonrası için piyasa FED'in daha sonraki adımlarına, projeksiyonlarına biraz daha fokus olmuştu, odaklanmıştı. Çünkü zaten 75 bas puan 3 aşağı 5 yukarı hem bizim borsamızda hem yurt dışı borsalarda fiyatlamalara girmişti. Fed Başkanı Jerome Powell basın açıklamasında enflasyonun beklentilerin aksine yukarı yönlü sürpriz yaptığını söyledi. Risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti. Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 bas puanlık bir artışın daha olabileceğini bildirdi. 2023'te belki de dünyayı, başta Amerika olmak üzere, dünyayı bir resesyon tehlikesinin beklediğini ve bunun ufak ufak yetkililer tarafından da gözlemlendiğini gösteriyor.
Tabii bunun ister istemez bizimki gibi gelişmekte olan ülkelere etkileri mutlaka olacaktır. Bu anlamda baktığımızda para musluklarının kısılması, paraya erişimin daha zor olması ve daha pahalı olması bizimki gibi ülkelerin döviz girdilerini bir miktar kısıtlayabilir. Sermaye piyasaları açısından bizde bir miktar kurda hareketlilik herhalde biraz daha yukarı yönlü olabilir. Ama bu sadece bizle ilgili değil, bütün dünyadaki gelişmekte olan piyasa paralarında bu böyle. Amerika'da enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık %8,6'ya çıkmış ve yeniden 40 yılın zirvesine yükselmişti. Motorinde dünkü fiyat artışının ardından bugün de bir zam haberi var. Motorinin litre fiyatı 30 lirayı görecek. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre motorine 80 kuruş zam geliyor. Fiyat artışı bu gece yarısı pompaya yansıtılacak. Motorinin litresi yeni zamla birlikte 30 liraya yükselecek. Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna Avrupa'dan 3 lideri ağırlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi bu sabah Polonya'dan trenle Kiev'e gitti. 3 liderin ilk durağı toplu mezarların bulunduğu yerlerden biri olan İrpin kasabası oldu. Ayrıntıları alacağız, Kiev'e dönelim. Deniz Berktay karşımızda. Deniz, önemli bir ziyaret. Peki bu ziyaretle nasıl bir mesaj verilmek isteniyor ve Zelenski'nin talepleri var, o talepleri karşılık bulacak mı, ne dersin? Evet, bir taraftan şimdi Almanya, Fransa ve İtalya liderleri Ukrayna'ya destek mesajı verdiklerini söylediler. Yani bir amaç bu. Fakat diğer taraftan da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunun sıradan bir destek mesaj ziyareti olmadığını, Ukrayna'ya somut alanlarda desteğin verileceğini söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da silah desteği dahil olmak üzere Ukrayna'ya ihtiyacı olan şeylerin böyle savaşın sonuna kadar Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece bu desteğin Ukrayna'ya verileceğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise bu ziyaretin birkaç hedefinin olduğu söylendi. Yani bu üç liderin ziyaretinde Ukrayna'nın açıklaması bir, gıda güvenliği konusunun ele alınacağı bildiriliyor. İki, savunma konusunun ele alınacağı bildiriliyor. Çünkü Ukraynalı yetkililer birkaç gün önce de açıklama yapmışlardı. Ukrayna'nın batıdan beklediği ve batının da vaat etmiş olduğu silahların ancak onda birini aldığını söylemişlerdi. Gerçi dün NATO Savunma Bakanlarının yine bir toplantısı oldu. Rammstein toplantısı. Ukrayna'nın da katıldığı, Ukrayna'ya askeri yardım konusunun görüşüldüğü. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov bundan sonra bir açıklama yaptı. Bu sabah bir saat kadar önce yaptığı açıklamada Ukrayna Savunma Bakanı şunu söyledi. Biz gerekli silahları aldıktan sonra Kırım'ı da dedi, silah yoluyla geri alabiliriz. Kırım, Ukrayna Rusya'nın 2014'te ele geçirdiği bir yer idi ve Rusya Kırım'ı kendi toprağı sayıyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu destekle, bu silahla Kırım'ı ele geçirmeye çalışması, o tabii savaşın daha da çok daha şiddetlenmesine neden olabilir. Eğer bakanın bu açıklaması hani bir sadece iç kamuoyuna yönelik değil ise, fakat diğer taraftan bakıyoruz, Ukrayna gerçekten şu anda bir silah sıkıntısı içinde. Çünkü Doğu Ukrayna'da, Donbas bölgesinde de Ruslar giderek bazı yerlerde üstünlüğü elde ediyorlar. Dolayısıyla silah desteği Ukrayna açısından en önemli konulardan biri. Onun dışında bu ay sonunda Avrupa Birliği zirvesi düzenlenecek ve Ukrayna'ya aday üye statüsünün verilip verilmeyeceği orada belli olacak. Ukrayna bu zirvede, yani bu ay sonuna kadar Avrupa Birliği'ne aday üye statüsü elde etmeye çalışıyor. Fakat Almanya ile Fransa'nın buna mesafeli yaklaştıkları biliniyor. Onun dışında Danimarka ve Hollanda gibi bazı ülkelerin ise Ukrayna'ya şu aşamada adaylık verilmesine kesinlikle karşı çıktıkları biliniyor. Dolayısıyla bu ziyarette bugün içinde bu konular da ele alınacak. Şimdi bu üç ülkenin liderleri önce İrpin kasabasını ziyaret ettiler. Daha sonra da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecekler. Bu birkaç saat içinde bu görüşmenin sonuçları daha netleşir diye düşünüyorum. Deniz Berktaş aktardı Kiev'den.
NATO Savunma Bakanları ay sonunda yapılacak Madrid zirvesine hazırlık için Brüksel'de bir araya geldi. Gündemde Ukrayna Savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var. Toplantı öncesi Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları üçlü toplantıda buluştu. Ayrıntılar için bir canlı bağlantı yapalım. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonum'u aktaracak ayrıntıyı. Güldener. Ahmet, senin de ifade ettiğin üzere Kuzey Atlantik Konseyi toplantısından önce Milli Savunma Bakanı'nın yoğun programları vardı. Üçlü bir temas gerçekleştirildi. İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile Ukrayna Savunma Bakanı'yla üçlü bir şekilde buluştular. Burada Ukrayna'daki son durum değerlendirildi muharip açıdan. Ardından Ukrayna'ya yapılacak olan silah yardımıyla ilk olarak beklentiler. Malum dün Ukrayna Temas Grubu'nun toplantısı vardı. ABD Savunma Bakanı 50 ülkenin savunma bakanıyla bir araya gelerek Ukrayna'ya yapılacak olan silah sevkiyatını değerlendirmişlerdi. İki önemli konu daha var. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıllarla ilgili olarak Türkiye'nin yapabileceği katkı değerlendirildi. Bir diğer konuda yine üçlü görüşmede Türkiye'nin malum Ukrayna'da hala 2 A400M tipi askeri nakliye uçağı var. Bunların yurda güvenli bir şekilde dönmesi için Ukrayna'nın hava sahasının güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Kuzey Atlantik Konseyi oturumunda üç önemli konu değerlendirildi. İttifakın yeni güvenlik mimarisi ve durumu, ittifakın uzun vadeli kuvvet yapılandırması ele alındı. Biraz önce ekranlara da geldi. Aile fotoğrafı çekildi. İkinci oturum yapılacak. Milli Savunma Bakanı ikinci oturumda özellikle iki konuyu değerlendirecek. Külfet paylaşımı NATO nezdinde ve ortak harekatlara fonlama konusu. İkili görüşmeleri var. Letton, Litvanya ve Arnavut meslektaşlarıyla bir araya gelecek. Belki Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu yeni göreve geldiği için onunla bir tanışma görüşmesi de olabilir. Ardından her şey yolunda giderse Türkiye saatiyle 16.30 sularında basın toplantısı düzenlenecek. İsveç ve Finlandiya konusuyla da ilgili olarak her iki ülkenin Türkiye'nin beklentilerini karşılaması beklendiği bir kez daha ifade edildi. NATO koridorlarında da İsveç ve Finlandiya'nın en azından Madrid zirvesinde üyelik senetlerinin imzalanması hiç kimse tarafından beklenmiyor. En iyi ihtimalle iki ülkeye davetli ülke sıfatının verilmesi öngörülebileceği aktarılıyor burada. Gülden Ersoy'umuz aktardı. MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi, il başkanlığı da kapatıldı. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu. MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır dedi. Kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Genel sağlık sigortası borçlarına af geliyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki düzenleme yasalaştığında 5000 lira altı borçların tamamı silinecek. Diğer borçların da yarısı ödendiği takdirde geri kalanı silinecek. Sağlık sigortasından borçları nedeniyle yararlanamayanlara af geliyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sağlık çalışanlarının özlük hakkında iyileştirmeler içeren 14 maddelik kanun teklifinde prim borçlarının silinmesini öngören madde de bulunuyor. Buna göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağkurlular bu imkandan faydalanamayacak. Teklifte sağlık sigortasından yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak. Bu çerçevede kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde borcun %50'sinin peşin ya da taksitle ödenmesi halinde borcun kalan %50'si silinecek. Borç tutarı 5000 liranın altında ise tamamı silinecek. Borcun yarısının 5000 liranın altında olması halinde ise 5000 liranın tamamı silinip kalan kısmı tahsil edilecek. Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak. Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 40 maddelik yasa teklifiyle sosyal ağlar üzerinden gerçeğe aykırı bilgi yayanlara karşı yaptırım geliyor.
Teklife göre halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek, gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek. Bu ceza kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Gerçeğe aykırı bilgi yayımlayan internet haber sitelerine düzeltme için 2 hafta süre verilecek. Kiralara %25 zam sınırı getiren düzenleme geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2023'e kadar yürürlükte olacak. 2 Temmuz 2023'te sınır kalkacak. Durum böyle olunca bazı ev sahipleri kontratları Haziran yerine Temmuz'da yenilemeye çalışıyor. Bazı ev sahipleri kontratları erteliyor. Konut kiralarına geçen hafta %25 üst sınır getirildi. 10 Haziran'da yürürlüğe giren düzenleme 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Yani kontratı Haziran'ın 10'u ile 30'u arasında yenilenecek olanlar bu düzenlemeye 2 kez tabi olmuş olacak. Bu nedenle evini kiraya verecek bazı ev sahipleri kontrat başlangıcını Temmuz ayı olarak belirlemeye çalışıyor. Bazı ev sahipleri ise zam tarihini Haziran yerine Temmuz ayına çekmek istiyor. Zaman zaman böyle taleplerle karşılaşıyoruz. Avukatlara danışıp da bunun Temmuz'un başına kadar geçerli olduğu varsayıldığı için Temmuz'un birinden sonra kontrat yapmalarını avukatların önerdiğini söylüyorlar. Ama tabii bu kesin bir çözüm olduğunu ben düşünmüyorum. Belki bu uzayacaktır da onu da bilemiyoruz. Ama tabii bunların hepsinin palyatif çözümler olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir taleple karşılaşıyoruz. Sektör yetkilileri kiralara üst sınır sonrası kiralık konut ilan sayısının azaldığını söylüyor. Nedeni ise birçok ev sahibinin gelecekte alacağı kiranın düşük kalacağını düşünmesi. Şimdiki ilginç bir şeyle karşılaşmaya başladık. Satış taleplerini arttırmaya başladı bu durum. Yani ben artık bu evden bir yatırım geliri, ek gelir elde edemeyeceksem niye tutayım diye. Bu zaten bu ay açıklanan rakamlara da yansıdı. Öte yandan sektör temsilcilerine göre bazı ev sahipleri konutunu kiraya vermeden önce hava parası gibi enflasyon farkı parası istemeye başladı. Buna göre kiraya %25 zam sınırı olduğu için bir sonraki yılın zam farkı yerine peşinat isteniyor. Ayrıca kiracıya çıkış taahhütnamesi imzalatılmaya çalışılıyor. Adana Şehir Hastanesi'nde lösemi hastalarının kullandığı ilaçların başka kişilere satıldığı belirlendi. Aralarında hemşirelerin de olduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis hematoloji bölümünde yatan bir hastanın şikayeti üzerine harekete geçti. Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara verilen 2 farklı ilacın hastalara verilmediği belirlendi. Ekipler tanesi 20 bin lira olan 689 kutu ilacın yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Olayla ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 7 kişi gözaltına alındı. 2 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Yükseköğretim kurumları sınavına sayılı günler kala heyecan arttı. Bu süreçte bilgi kadar psikolojik hazırlık da önem taşıyor. Sınavda adaylar heyecanlarını nasıl bastırırlar, nasıl soğukkanlı kalmayı başarırlar? İşte yanıtlar. Derin derin nefes, bir yudum su. Geçeceğine emin olun. Çünkü bu sahne korkusu gibi, sahneye de çıktığınızda ilk 3 dakika, 2 dakika bünyeye göre 30 saniye. Dizleriniz bir titrer ama sonrasında hemen adapte olursunuz. Profesör Doktor Neşe Buket Aksu, olası sınav heyecanına karşı bu uyarıyı yaptı. YKS'de ilk 5-10 dakika içinde soğukkanlı kalmanın önemini vurguladı. Eğitmen Aksu, adaylara, sorulara, kendilerine en çok güvendikleri alandan başlamaları önerisinde de bulundu. Takıldıkları soruyu aman üzerinde ısrarla kalmasınlar. Hemen arkasındakilere geçsinler çünkü bildikleri, cevap verebildikleri zaman moralleri daha çok yükselecek, motive olacaklar ve belki de o hatırlayamadıkları, yapamadım dediği soruya geri dönüp başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Sınava girince eyvah dönemi başlayacak.
biraz bir iki soru yapınca ya işte fena değil ben yapabiliyorum diyecek. Profesör Doktor Aksu'ya göre hedeflenen başarıya ulaşmak için en önemli etkenlerden biri adayların kendi kendini telkin ederek pozitif düşünmesi. Beynimiz verilen komut neyse onu alıyor. Ve siz kendinize ben zaten başarılıyım diye takdirle, severek mesaj verdiğiniz zaman ben hep ona öğrencilerimi anlatırken de patron diyorum. Patron ona göre emir veriyor. Diyor ki biz iyiyiz, her şey yolunda. Kendimize inandığımız sürece, kendinize güvenerek evet ben bunu çok rahatlıkla halledeceğim şeklinde kendileriyle konuşmasını tavsiye ediyorum. Ülke futbolu için önemli bir gün yaşanıyor. Federasyonda başkanlık seçimi yapılıyor. Tek aday var. Ankara'ya gidiyoruz. Genel kurul toplantısını NTV adına Övünç Özlem takip ediyor. Övünç. Oy verme işlemi sona erdi. Tek adaylı bir seçim oldu. Aslında organizasyonun bugünkü kongrenin öncesinde 9 aday vardı. Ancak 9 adaydan sadece Mehmet Büyükekşi seçime katılmak için gerekli imzayı topladı ve seçime tek aday olarak girdi. Başkan düzeyindeki başkanlık için oy verme işlemi biraz önce sona erdi. Şimdi de yönetim kurulu için oy verme işlemi devam ediyor. Tek başkanlı, tek adaylı bir, tek yönetim kurulu listeli bir seçim olduğu için de birazdan Mehmet Büyükekşi ve listesinin önümüzdeki bir yıl Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu olduğu resmiyete kavuşacak. Kaç oyda olacak artık onu merak ediyoruz. 307 delegenin oy verme hakkı var. Delege yapısı nasıl? Biraz da bunu anlatalım. Süper Lig kulüpleri, alt ligde yer alan kulüplere belirli sayılarda delege seçimde oy kullanmak için delege adedi veriliyor. Aynı zamanda eski futbolcular, eski hakemler ve eski gözlemciler, tabii ki hepsi değil, yine belirli kriterleri yerine getiren isimlerin oy verme hakkı var. Toplam bugün için 307 delegenin oy verme hakkı vardı. Salona 219 delege geldi. 219 delegenin de kaçı seçime katıldı, kaçı oy verecek birazdan açıklandığında göreceğiz. Mehmet Büyükekşi artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz resmi değil ama ifade edebileceğimiz şekliyle yeni başkanı oldu. İki sene önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapmıştı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün iki yıl başkanlığını yaptı. Son iki yıldır görev yapmıyordu. İş adamı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimar Fakültesi mezunu, Mimarlık Fakültesi mezunu ve çeşitli dallarda iş kollarında yatırımları var. O da önümüzdeki bir yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını yürütecek. Yaptığı bazı açıklamalar oldu. Yabancı oyuncu kuralı ile ilgili belirsizlik var. Yeni sezonda ne olacak? Bu kulüplerin istediğini yapmaya çalışacağız dedi. Kulüplerin talebi de en azından geçtiğimiz yıl olduğu gibi 8+3'ün devam etmesi veya bir önceki yıl olduğu gibi 14 yerli 14 yabancının kadroda yer alması yönündeydi. Önümüzdeki günlerde bu resmiyete kavuşacak. Yeni sezonda yayıncı kuruluşun kim olduğu henüz belli değil. Bu konuyla ilgili de çok fazla zamanların olmadığını ve bir yıl daha bir önceki yayıncıyla devam edeceklerini söyledi ama bu hangi şartlarda olacak? Biten ihalenin şartlarıyla mı olacak? Yoksa hızlı süre içerisinde yeniden bir ihale yapılıp yayıncı kuruluşa mı verilecek bu durum? Bu ihale onu şu an için öngörmek zor. O da sanırım kısa süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacaktır. Hatırlatalım, bugün seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl boyunca görev yapacak. Bu olağanüstü bir seçimdi. 2023 Haziran ayında tam bir yıl sonra tekrar seçim var. O seçim olağan seçim olacak. O olağan seçimde de göreve gelecek başkan ve yönetim kurulu üyeleri 4 yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapacaklar. Övünç Özlem aktardı. İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı 2010 yılında çıkan yangında zarar görmüştü. O zamandan bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi. Tarihi bekleme salonundaki çalışmalar neredeyse bitirildi. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu Haydarpaşa Garı'ndan canlı yayında karşımızda ve son durumu aktaracak bize. Ahmet. Ahmet Arpat, yıllardır bekleniyor. Tarihi Haydarpaşa Garı ne zaman hizmete girecek? Bu sorunun yanıtı aranıyor. Özellikle buradaki restorasyon çalışmaları devam ederken dış kısımda önemli bir kazı çalışması da var. Tarihi bir şehir, Kalkedon şehrinin kazı çalışması var. Hem o kazı çalışması sürüyor hem de gar binasındaki restorasyon çalışmaları. Burası garın bekleme salonu. Binlerce, yüz binlerce ayrılık ve yine yüz binlerce buluşma bu tarihi salonda gerçekleşti.
Yüz binlerce yolcunun İstanbul'a geldiğinde veya İstanbul'dan gittiğinde kullandığı o tarihi yer burası. 2010 yılında çıkan çatı yangınında bu bölümde büyük bir zarar görmüştü. Ve yangından kısa süre sonra 2016 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlk etapta çatı kısmı bitirilmişti ve şimdi bekleme salonu da artık neredeyse bitirildi. Aslına uygun olarak bir çalışma gerçekleştirildi. Bu bölümde sanatçılar ve işçiler, ustalar yıllar süren çalışmalarda artık sona geldiler. Bu hali, bitmiş hali neredeyse ilk defa görüntüleniyor diyebiliriz. Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu son haline ilişkin bazı fotoğraflar paylaşmıştı. Ancak farklı bölümlerden de o fotoğraflar şimdi bitmiş halinin en net görüntüsü. Hangi işler yapıldı? Restorasyon çalışmasında ondan bahsedelim. Kalem işleri dediğimiz işler, vitraylar üzerindeki işlerin çok incelikli yapıldığını söylemekte fayda var. Özellikle bu gördüğünüz camlar, simge yapılardan bir tanesi. O camlar tek tek söküldü, atölyelere götürüldü, üstündeki lekeler temizlendi, yeniden renklendirildi, pişirildi ve tekrar yerine monte edildi tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Yine üst taraftaki o altın varanklı yapıları görüyorsunuz. Yine ince bir boya işçiliği yapıldı. Kırılan, çatlayan yerler vardı, onlar söküldü. Yeniden dolgu çalışması yapıldı. Ustalar, sanatçılarla beraber yine boya işlemlerini gerçekleştirdi. Çok tarihi kabartmalar var. O kabartmalar yeniden canlandırıldı. Cam üstündeki altın başları göreceksiniz. İtalyan ustaların yaptığı cam başları da yeniden renklendirildi. Yine cam üstündeki o kirlenmiş noktalar temizlendi. Özellikle bu bölümdeki tarihi saatlerin içi artık yıpranmıştı. Çok kötü bir duruma gelmişti. Yine o eski saatler, pek çok yolcunun takip ettiği o saatler de yenilendi. Açıldı saatler, içleri temizlendi ve dış taraftaki bölüm yeniden boyandı. Yine eski halinde olduğu gibi bu bölüme monte edildi. Sadece bu bölüm değil, hemen alt taraftaki Cumhur Çatkaya gösterecek size. Bu mermerlerin olduğu bölümler bloklar halinde çıkartıldı, temizlendi ve mermerler de yine eskiden olduğu gibi tekrar yerine monte edildi. Yine gişeler, pek çok yolcunun beklediği, biletini aldığı gişelerin olduğu yerler de yine aslına uygun bir şekilde tekrar yapıldı. Zemin yenilendi. Zemin yine o 1908 yılında, yani o bu bina açıldığında olan o mevcut zemin şeklinde yeniden dizayn edildi. Işıklandırmalar elden geçirildi. Bu ışıklandırmalar tek tek söküldü. Dış çevresindeki boyamanın altın olduğunu söyleyelim. Altın boyamayla yine bu bölümde bitirildi. Pek çok ince işçilik yapıldı. Bu bölümün bu hale getirilmesi için, yani eski haline getirilebilmesi için sanatçıların büyük bir özverisi vardı. Yıllar süren sanatçıların çalışmasıyla eski haline kavuşturuldu. Kapılar, yine önemli ayrıntılar. Kapılar, eski kapılar çıkartıldı. Ahşap yapıları yenilendi. Pirinç levhalar yine söküldü ve tekrar yeni halleri takıldı. Peki bundan sonra ne yapılacak? Bundan sonra Haydarpaşa Garı'nda yolculuklar ne zaman başlayacak? Bu akıldaki soru işareti. Yayının başında söylemiştim. Kalkedon şehrindeki, yani hemen yanı başımızdaki kazı çalışması devam ediyor. Üç dönemi buluşturan bir şehir var, eski şehir var. O bölümdeki kazı çalışmalarının artık %90 oranında tamamlandığı bilgisi yetkililer tarafından verilmişti daha önce. Kazı bittikten sonra artık buradaki garın dış bölümündeki çalışmalarının da bitirilmesi bekleniyor. Biraz önce söylemiştim, çatıdaki işlemler tamamlandı. Garın içindeki bu bekleme salonundaki işlemler artık neredeyse bitti. Garın dışında
buradaki pek çok yolcu görüyordur, İstanbullular, dışarıdan gelenler. Bir bezle örtülü buranın dışı, taş çalışması, ince işçilikler var. Binanın dışındaki o büyük taşların yenilenmesi için çalışmalar sürüyor. Onların da ilerleyen dönemde bitirilmesi amaçlanıyor. Yine binanın dışında peronların olduğu bölümlerdeki bekleme binaları var. O binalarda da yine ince işçilikler bitirildi. İleriye doğru devam edelim Cumhur Çatkaya ile beraber. Sadece içerisi değil dedik, artık burası bitti ama dış kısımdaki ince taş çalışmaları bitecek. Ve ondan sonra tarihi bölümdeki kazı alanı bitirildikten sonra bir yıl sonra, daha doğru bir ifadeyle beklenti ve planlama bu şekilde, artık ilk trenin yanaştırılması bekleniyor. Bu bölüme gelecek tren hattı diğer hatlarla entegre olacak. Marmara'yla entegre olması planlanıyor. Aslında burası arkeolojik bir alan olacak. Hem yolcular, tren yolcuları bu peronu, garı kullanacaklar. Hem de dış taraftaki kazıda arkeolojik alanı gezip görebilecekler. İlerleyen dönemde hem garın içinde hem de dışında çalışmaların artık tamamen bitirilmesi, garın hizmete girmesi planlanıyor. Ahmet Örsoğlu aktardı. İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanıksa beraat etti. Depremde yıkılmış 11 kişinin hayatına mal olmuştu. Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı. 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanık beraat etti. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkılmış, 117 kişi yaşamını yitirmişti. Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı da yıkılan binalardan biriydi. Enkaz altında kalan 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada ikisi tutuklu 11 kişi hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Eylül Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Arsa sahibi tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan statik proje müellifi Ali Özsoy 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdağ'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanıksa beraat etti. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, salgın sonrası yeniden yabancı turistin gözdesi haline geldi. Özellikle İngiltere ve İrlanda'dan yoğun talep var. Turizmciler okulların kapanmasıyla iç pazarda da hareketlilik bekliyor. Turizmde hareketlilik başladı. Özellikle yabancı turistin ilgisi büyük. Mayıs sonu itibariyle Bodrum Havalimanı'ndaki resmi rakamlar geçen sene 21 bin gerçekleşmişken bu sene 120 bin gerçekleşmiş durumda. Bu tabii bizler için sevindirici ve mutlu bir haber. Önemli turizm merkezlerinden Muğla Bodrum salgınla birlikte sessizliğe bürünmüştü. Bu yıl durum tersine döndü. Ünlü tatil bölgesi yine yabancı turistin gözdesi haline geldi. Tarihi yerler, plajlar, caddeler, eğlence mekanları ve çarşıda yoğunluk gözlendi. 2019 yılı Mayıs ve Haziran ayında İngiltere'den kente 41 bin turist gelmişti. Bu yılın aynı döneminde sayı 50 bin sınırına dayandı. İrlanda pazarında ise %105 oranında artış oldu. Rakamları incelediğimizde Merkez Avrupa ve İngiltere'nin bir hayli artış gösterdiğini, tekrardan Bodrum'a geri dönme isteğinin devam ettiğini bildiğimiz sürecin artarak gittiğini görüyoruz. Temmuz-Ağustos'ta kuvvetli talep var. 15 Haziran sonrasında kuvvetli talep var. Ukrayna pazarında savaştan dolayı %95'in üzerinde düşüş var. Turizmciler okulların kapanmasıyla iç pazarda da hareketlilik bekliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci koronavirüse yakalandı.
ABD hükümetinin pandemiyle mücadelesinin yüzü haline gelen Dr. Fauci'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fauci'nin hafif semptomlar yaşadığı ve kendini izole ettiği aktarıldı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci'nin yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden'la teması olmadığı belirtildi. 81 yaşındaki Fauci tamamen aşılanmış ve 2 doz güçlendirici aşı olmuştu. Orta Çağ'da Avrupa, Asya ve Afrika'yı kırıp geçiren veba salgınına yol açan bakterinin kökeni bulundu. Bakterinin DNA'sı Kırgızistan'ın kuzeyindeki iki mezarlıktan çıkarılan kalıntılarda görüldü. Araştırma bir tarihçinin 13. yüzyılın sonlarında Issık Gölü çevresinde ölümlerde ani artış olduğunu fark etmesiyle başladı. Leipzig Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Profesör Johannes Kraus, sadece kara ölümün değil, bugün dünyada dolaşımda olan veba türlerinin çoğunun atasını bulduk, dedi. ...65 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Tom Hanks, rol aldığı Elvis filminin tanıtımı için gittiği Avustralya'nın Sydney kentinde bu kez ilginç bir olayın başrolü oldu. Aktörün eli konuşma yaptığı süre boyunca titredi. Bu görüntü Tom Hanks'in hayranlarını korkuttu. Hanks, Elvis filminin gösterimi için gittiği Avustralya'da konuşma yaptığı sırada aktörün sağ elinin kontrolsüz bir şekilde titremeye başladığı görüldü. Titreyen eline diğer eliyle destek olan aktör bir süre sonra mikrofonu sol eline aldı. Video kısa zamanda sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılardan biri Justin Bieber'ın geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirmesini örnek göstererek önce Bieber şimdi Hanks yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Hanks'in bir yılda ne denli değiştiğini gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı. 65 yaşındaki aktör, pandeminin ilk zamanlarında kendi gibi oyuncu olan eşi Rita Wilson'la birlikte Elvis filminin çekimleri için gittiği Avustralya'da koronavirüse yakalanarak herkesi endişelendirmişti. Bültene kısa bir reklam arası vereceğiz. Yeşilçam'ın taçsız kralı Ayhan Işık'ın ölüm yıl dönümü bugün. 16 Haziran 1979'da henüz 50 yaşında hayatını kaybeden, kısa yaşamına sığdırdığı onlarca filmle Türk insanının kalbinde özel bir yere sahip olan Ayhan Işık'ı anarak noktalıyoruz bülteni. Görüşmek üzere, hoşçakalın.